iyi akşamlar, merhabalar. Yerel seçim 2024'de başlıyoruz. Tabii heyecan dorukta son 10 gün, sandığa sadece 10 gün kaldı. Bugün yerel seçim 2024'ün ilk konu Adana'dan çok değerli bir konuğum var. Bu akşam Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Olduk, sağ olun. Çok iyiyim. Yorgun musunuz? Yok, yorulmamak üzere yola çıktık. Yorulmamak üzere. <laughs> Çünkü çok yoğunsunuz, yoğun bir tempo sahadasınız haftalardır. Nasıl Adana'da atmosfer, seçim yarışı? Atmosfer, yani Türkiye'de mesela bu geçen seçimlere oranla çok ciddi bir heyecan olmadığı söylenir. Ama Adana öyle değil. Adana tam bir seçim modunda ciddi bir heyecan var. En azından bizim taraf da öyle. Yani öbür tarafı bilmiyorum, yani rakip tarafını çok bilmiyorum ama bizim... Ee tarafta çok konsolide, çok heyecanlı, çok kararlı, çok da inançlı. Yani dediğiniz dizi ben e, deneyimledim. İki hafta önce Adana'daydım. Şöyle bir günlüğüne gelmiştim. Ya gerçekten çarşıda, pazarda, işte bindiğiniz takside, gittiğiniz lokantada herkes seçime odaklanmış durumda. Herkes seçimi konuşuyor. Gerçekten hani e, tam bir seçim yarışı, seçim atmosferi içinde. bir seçim içinde. var. Evet. Yani bu bir belki bizim de etkimizden kaynaklanıyor. Yani şimdi ben çok ee, sıradan klasik bir belediye başkanı değilim. Öyle bir belediye başkanlığı yapmadım. Yani Adana'nın neyi varsa onunla ilgilenen, böyle değerlendirilmeyen zenginliğini ortaya çıkaran, onu tanıtan ya sadece yol asfalt yapan değil, halkın her ihtiyacıyla karşılaşan e, 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 ilgilenen bir belediye başkanlığı yaptım. Dolayısıyla e, Adanalı insanlar bize sarılmaya başladı. Abi bir heyecan. Yani Adanalı Zeydan'ı bırakmam diyor. Onun için ondan da memnunum ben tabii. Şimdi peki biraz siyasi atmosferi de konuşalım mı? Yani anketler ne diyor? Nasıl Şimdi geçen seçimde 2019'da ittifak vardı. Şimdi ittifaklar yok. Herkesin kendi adayı var. Çok adayla girilen bir seçim. Evet. Nasıl görüyorsunuz? ya şu? Tabii her partinin aday çıkartma niyetine saygı duymak lazım. Böyle tercih ettiler. Hani Dolayısıyla bir uzlaşma olmadı. Aslında bir ittifak varken karşıda hani aslında bunun adı Cumhur İttifakıysa karşıda bir ittifak olması Türkiye'nin lehineydi. Ama şimdi Cumhur İttifakı bir blok giriyor yine eskisi gibi. Hani refah falan çıktı oradan ama onlar ne kadar oy alacak onu çok öngöremiyoruz. Ee, biz de işte üç siyasi parti resmi işte Halkın Demokrasi Partisi biz dışarıdan destekledi. Yani dört tane partinin oyunu aldık. Dolayısıyla şimdi bizi destekleyen o üç parti Resmi olarak yoklar. Ancak Zeydan Karalar'ın Adana'da 10 yıllık yaptığı hizmetler, insanlarla ilişkileri, diyaloğu, inandırıcılığı, güven vermesi ve gerçekten çok kötü bir tablodan iyi bir tabloya getirmesi Adana'yı ve pandemiye, depreme ve aşırı ekonomik zorluklara rağmen çok ciddi hizmetler yapması Adana'nın bir böyle Adana ittifağı ne oluşturdu. Bir de ben şunu yaptım hani 5 sene önce çok ihmal edilmiş milliyetçi muhafazakar ilçelere çok yatırım yaptım. Oraya çok gittim. Biraz merkezi uzak ilçeler değil mi? Evet Oradan. evet. Şimdi biz kendimizi tanıttık aslında. Hani onlar milliyetçi muhafazakar ama aslında biz de milliyetçi muhafazakarız. Yani elhamdülillah Müslümanız ve milliyetçiyiz. Yani kim milliyetçi olmaz ki Türkiye'de? Herkes milliyetçi. Ha biz, biri, bizi yaptığımız hizmetlerin ötesinde daha çok tanımalarını sağladık. Tanımalar sağlayınca Aa, ya bu da bizim gibi, o da biz milliyetçi, bu da işte hani çok böyle inançlarımıza çok ters işler yapmıyor, bize benzer biri demeye başladılar ve ciddi oranda oralarda oylarımız arttı. Dolayısıyla merkezde ittifaktan dolayı gelmeyecek oyların yerine oralar ikam ediyor, oralar tamamlıyor. O için rahatım. Sizin tanınırlığınız biraz Adana sınırlarını aşmış durumda. Özellikle de şu ...meşhur o meclisteki konuşmalarınız var ya böyle... ...Adana şivesiyle o nüktedan... Evet. E, ...konuşmalarınız var ya... ...onlar e, viral oluyor yani Tam internette. Tam Adanalıymış işte evet. Diyorum ya Adana merttir, sert görünür... ...ama aslında nüktedandır. Kalbi çok yumuşaktır, bakmayın sert görüntüne ...çok yardımseverdir. Yani Adana böyle ya. Yani. yani şimdi... ...bir şey bulursam size izlettireyim dur. Heh. Heh. Şimdi İstanbul'da... ...Ekrem mi... Şey o belediye başkanı vardı. Tevfik Bey mi? Tevfik Bey mi? Evet. Soruyor bakın. Sokak röportajı. Bu duyulur mu bilmiyorum ama. Şöyle biraz mikrofona Ay, yakın. Belediye seçimlerinde Tevfik Göksu mu Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi ben Adana'yım Zeydan Karalar. <laughs> Zeydan Karalar. <laughs> İstanbul'da olmuş bir olay mesela. <laughs> Başka bir şey demiyorum diyor. Yani. <laughs> Peki o zaman bu, bu beş yılı bir konuşalım mı? Tabii. Yani evet. beş yıl önce Zeydan Karalar Adana'yı nereden aldı? Beş yılda nereye çok, getirdi? Sonra önümüzdeki 5 yılda da hemen, soracağım. Tabii. Hemen kısa geçelim tabii daha doğru. Yani e, her programda çok proje konuşuyoruz. Herhalde vatandaşlarımız bunu ezberlemiş olabilir ama şimdi bakın şu mucizenin resmi. Tam da bu mucizenin resmi. Ne diyor? Altı kat artan döviz pandemi ve depreme rağmen hı hı. gelir bir borç dörtken gelir bir borç dört. Evet. Bu facia bir şey. Yani belediyeler icraat yapar borçta olur. Kabul edebilir borç. Hiçbir sıkıntı yok. Gelir kadar yani yıllık geliriniz kadar borcunuz da olabilir. O da çok bir problem Ama sizin yıllık gelirinizin çok üstünde borcunuz varsa bir bu kaostur. Bu sizi çalışamaz hale getirir. Nitekim işçi 3-4 ayda bir maaş alabiliyordu. Şimdi biz nasıl yaptık bunu? Pandemi, depreme rağmen 2024'te gelir 4 olacak, borç şey olur. Bizim bu sene yaptığımız bütçe böyle. Zaten geçen seneki bütçe borcun iki katıydı. Bu sene gelir borcun dört katı, dört katı oldu. Şimdi bunlar nasıl oldu? Kısa bir yapı. Hiçbir şey kendinden olmuyor. oturduğunuz yerde olmuyor. Şimdi bakın. Biz iş makinelerin büyük bir bölümünü belediye malı yaptık. Eğer belediye malı yapmasaydık 720 milyon bugün itibariyle yıllık kira ödeyecektik. Enerji yatırımları yaptık. GES yatırımları yaptık. Ondan dolayı 200 milyon daha az para ödüyor belediye. Daha çok iş yapmamıza rağmen biraz sonra onu göstereceğim. Daha az malzeme kullandık. Ben sanayiciyim. Uzun yıllar genel müdürlük yaptım. O deneyimlerin tamamını Adana'yı yönetmekte kullanıyorum. Kapıya ve kasaya sahip çıkın derler. Yani paraya ve malzeme, malzeme. çıkışına sahip çıkacaksınız derler. Onun takipimiz neticesinde yani aynı kaliteli işleri daha az malzeme kullanarak yapmaya başladık. Ben bunu daha önce yönettiğim fabrikalarda da yaptım. Yani onu söylüyorum. Dolayısıyla oradan da yaklaşık 500 milyon tasarruf ettik. Ee, araç tasarrufu, 386 araç vardı. Binek araç vardı. Ben bunu 150'ye düşürdüm. Bu kadar yeter dedim. Herkes de araç olmaz. Böyle müdürde mi? Araç makam aracı, gerek aracı yok. olarak mı, Tabii. mı kullanılıyor? İşte de araç. Müdürde araç olmasına gerek yok. İcracı müdürlerinin dışında araça gerek yok. Arkadaşlarımız zaten merkezde gidip gelebilirler. Çünkü bunu da yapmak zorundaydık. Çünkü bunları yapmasak belediye bugün işleyebilir, iş yapabilir bir hale gelemezdi. Oradan 250 milyon tasarruf ettik. Şoförü, mazotu, kirası filan. Bir de tabii yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi şu. Bizim ithalatçılar KDV'lerini İstanbul'da, Kocaeli'de, İzmir'de ya da başka illerde yatırlardı ithalat yaparken. Biz kentiyiz ya. Yani atıyorum 3 milyar dolarlık ihracat varsa hı hı. 3 milyar dolarlık da ithalat var. İthalat yaparken KDV'ler yatırılır. Belediyelerin en önemli gelirleri kentte yatan vergilerden aldıkları paydır. Dolayısıyla biz baktık ki gelir 350 milyon. Allah Allah 3-4 milyarlık ithalat var ama yatan KDV var yok. Ben teker teker iş adamlarıyla görüşerek o KDV'leri Adana'da yatırmalarını sağlayarak yılda 1 milyar gelirini arttırdım. Toplamda ne katkı koymuş olduk? 2.6, 670 milyon Yani 2 milyar, 670 milyar her yıl ama Adana'ya yıllık Yıllık bu. Tabii. Yılda. Bunlar hiçbir yoktu. Gelir artışı. Adana böyle kurtuldu. Yoksa borç dört, gelir birken... Biz sihirbazlıyız ki, Hazreti Musa'nın asası da yok bizde. Bu böyle terse döndü. Bu muhteşem bir şey. Ben Adana'nın yani on yıllarca geleceğini kurtarmış oldum bununla. Şimdi burada bakın, bir de üstelik... Önceye oranla kaç kat iş yapmışız? Bakın. Dökülen asfalt. 5 yılda 895 bin ton. Önceki dönem bu. Tabii. Hı hı. Bu kadar borç yok. Dolar 3 lira. Yakıt 3 lira. Asfalt malzemesi çok ucuz. Biz 3 milyon ton dökmüşüz. Dolar 45 lira şu anda. Şey pazum, mazot. mazot. 32-33 lira oldu şey. Dolar. Tamam. Buna rağmen Yaptığınız işleri görüyor musunuz? Bakın. Yani yeşil alan Adana'da kişi başına 10 metrekare yeşil alan olması lazım. Bizde 1,5 civarındaydı. Ölçümlere göre. Şimdi 138 bin metrekare yeşil alan açılmış. Biz 355 bin metrekare yapmışız ki bu yıl 550 bin yapacağız. Biraz sonra onları konuşuruz. Ee, dolayısıyla böyle acayip ee, 221 cadde ve şeyi yenilemişiz. Aski'de de asker'de burada yaptığımız işler eski oranla kat kat daha fazla. Şurada bunu göstereyim. Ondan sonra tabloyla şunlara şunları bırakın. Şimdi böyle oldu. Böyle dönüşünce işler bizim yapmak istediğimizde otogarı yenilemek istiyorduk. Ama birinci yılda yenilemezdik. Diyorum ya işçi yani 3 ayda işçi bağış alıyordu falan. Ondan sonra pandemi geldi. Pandemiden sonra bizim ilk işimiz otogarı değiştirmek olsun istedik. Çok güzel bir proje yaptık. Onu zaten ekrana falan getiriyorlar, Getirebiliriz Bu şurada, şurada. Yeni nesil otogar. Evet, yeni nesil otogar işte. Bakın, Yeşil Enerji, yani Hı -hı. Güneş Enerjisi kendi enerjisini üretiyor. Yağmur sularını depoluyor, kendi kullanıyor. Yani muhteşem bir bina. Ondan sonra işte üç alt geçit yaptık. Efendim söyleyeyim, beş yeni bulvar yaptık. Ee, yeni otobüsler aldık, 111 yeni otobüs aldık. 321 iş makinası aldık, onları söyledim. Ee, 4 artma yaptık 15 ilçenin. Aşağı yukarı onun da artma yok. Ya yani çok kötü bir şey yani bu bu dönemde artmanın olmaması. O sular işte nehre akıyor. Oradan siz su içiyorsunuz falan. Ukurda şimdi alt tane daha yapacağız bu dönemde. Hiç artmasız bir, bir ilçe kalmayacak. Ee, yağmur suyu hatları yaptık. Yağmur suyu biliyorsunuz küresel ısınmadan dolayı yağmur birdenbire hızlı yağıyor ve sel oluşuyor. Yaklaşık 19 yerde yağmur suyu tahliyatları yaptık. Ayrıştırmak atık sudan yağmur Tabii. Suyun. Yani, Altyapıya akıllı belediye başkanı yatırım yapmaz ama biz yaptık. Çünkü Adana'yı kurtarmak zorundaydık. Şimdi kanalizasyon, kanalizasyon hatlarına bağlandığın zaman yağmur suyu böyle fışkırır ya yukarıya görmüşsünüzdür. Evet. Sel olur. Onları kurtarmak için çok harika işler yaptık burada. Ee, bir de dünya su krizi içerisinde en önemlileri söylüyorum. Dünya çok ciddi su krizi içerisinde. Su tarafı yapalım. İşte artık Çatalan'dan gelen su Adana'ya yetmiyor. 15 milyon litre her ay kullanıyoruz. Yeni bir arıtma yapalım çalışması yaparken ki yeni arıtma 700-800 milyon Baktık ya ciddi kaçak var. Şebekede kaçak var. E, vatandaşta kaçak var. Vatandaşın kaçağına bir şey yapamazsınız. Onu fatura edersiniz, parasını alırsınız ama zaten kullanılıyor. Ama şe şebeke kaçağı çok yüksek bir yapay zekanın kontrol ettiği skada merkezleri kurduk. Güneyde 40 daratılmış bölgede 7 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağımızı gördük. İş bitti. Bunu bütün Adana'ya yaydığımızda yaklaşık 40 milyon metreküp su tasarrufu yapacağız. Bu Adana'nın 3 aylık su kullanımı demek. Bu çok muhteşem bir şey. Hem küresel ısınmaya katkınız oluyor hem de 700 milyon yeni yatırım yapmaktan kurtarıyorsunuz Adana'yı. Şimdi mesela kreş yoktu Adana'da. Hiç olacak iş mi? Yani şimdi özel kreşler 7 bin, 8 bin, 10 bin lira. Çok yüksek Bir tek bizim çalışanlarımıza sözleşme gereğince, top sözleşme gereğince çocuklarını götürsünler diye bir kreşimiz var. Biz 11 kreş söz verdik, 7'sini bitirdik, ikisi devam ediyor. Şimdi 20 yapacağız onları. Bunlar hani önemli işler. Zaten Güneş Ersin'i söyledik. Gerçekten hani iyi eğitim yapabilsinler, güzel üniversite kazansınlar diye evlatlarımızı ee, dar gelirli aileleri o yükten kurtarmak için çok güzel kurs merkezleri kurduk, yurtlar açtık, ee, kütüphane açtık İnce Mehmet'le birlikte, birlikte gezmiştik, gezmiştik. Evet. İnce Mehmet Kütüphanesi'nin mevhet. devamı evet. geliyor şimdi, o kadar güzel ki, o kadar mutlu ki gençler, onları görünce insan çok mutlu oluyor, ha dedi ki bu yetmiyor, şimdi dünya çapında iki kütüphanemiz daha geliyor, Öğrencilerin çok olduğu yerde, biri beyaz evlerde, biri çok, biraz daha ötede bizim istasyonun orada. Çok e, kadınlar için niyet akademiler kurduk. Yani nitelikli iş gücü yetiştirme yerleri kurduk. 10 bin kişilik aşevi kurduk şu anda. Yani Adana'da gerçekten çok mağdur insanlar var. Yatağına aç giriyorlar. 5 bin aile halk kart verdik. Her ay kartta para yüklüyoruz arzu ettiğini alsınlar diye. Yani depremde, pandemide belediye başkanlığı nasıl yapılır Türkiye öğrettik. Pandemide neler yaptık? 11 Büyükşehir Belediyesi zaten bence bizi en çok öne, öne çıkaran o pandemide halkın tüm ihtiyaçlarını gideren halkın yanında e, yaptığımız uygulamalar. Olağanüstü işler yaptık. Biliyorsunuz maske dağıtmada zorlandı. Belediyeleri çok değerlendirmek istemediler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Belediyeler örgütlü güç ve halkın yanında olması gereken bir güç zaten. Bir şey 15 bin çalışanımız var. Ne diye değerlendirmezsiniz halk için? Ama biz onu çok iyi değerlendirdik. Halkın yanında olduk. Depremde bizim personellerimiz 3 ay yatmadılar Esra 3 ay. Eve girmeyen on binlerce insanın yemeği, aşığı, yatması, bütün ihtiyaçları, psikolog dahil. Ben bizim personelimize hem pandemide hem depremde gösterdikleri üstün gayret nedeniyle ASKİ dahil, Büyükşehir Belediyesi dahil hepsini yürekten kutluyorum. Sayın Başkan deprem dediniz o zaman oradan devam edelim mi? Şimdi depremden tabi Adana'da etkilendi. Yani diğer şehirler evet. gibi değil tabi ama evet. bazı binalar yıkıldı, can kaybı da oldu. Şimdi sizin yol haritanız ne bu dirençli bir Adana oluşturmak A Afette, adına? Afet'e dirençli. Afette kent Afette Adana. dirençli. Deprem değil. Sadece deprem değil tüm mesela... afetlere. Sel de bir afet, evet. aşırı yağmur da bir afet. Onunla ilgili yaptıklarımızı gördük. Ee, dolayısıyla ama hani daha çok cana mal olan, mala mal olan deprem. Eskiden biz Adana olarak çok korkmazdık. Yani deprem bölgesi çok sayılmazdı. Ama bir deprem oldu, 6,5 şiddetinde, çok daha az hasar verdi. Bu deprem çok uzakta olmasına rağmen Adana'yı da etkiledi. Yani her ne kadar 12 bina yıkılmış olsa da şu anda yıkılmayı beklenen yaklaşık 7359 bina var. Yıkılacak evet. 7300 orta bina. hasarlı ve ağır hasarlı. Yani dolayısıyla ciddi bir mal kaybı var. 418 vefatımız var. Biz dedik ki ya bu ihmal ediliyor. Yani her depremden sonra konuşulur konuşulur ama deprem geçtikten sonra unutulur. Biz bunu unutmayacağız. Adana'yı depremde de afette de dirençli kent haline getireceğiz. Bir. Mikro Mikrobölgeleme yapacağız. Bütün Adana'da. Karataş'tan, Yumurtalık'tan ve Kozan'dan başlayarak. Çünkü orada deprem olasılığı az da olsa var. Dolayısıyla yani o şu, çok dar alanda jeolojik fizik yapmak. Bina yapılır mı yapılmaz mı o yerde? Yapılırsa hangi tür bina yapılmalı? Radyal temel mi olacak? Efendim şöyle, fore kazık mı olacak? Yani tamamen depreme dayanıklı bir inşaatın yapılmasını Zorlayan, gösteren bir çalışma bu. O bittikten sonra e, yeni yapılar, e, gerçi şu anda da yönetmelik ağırlaştırıldı. Ben şu anda yapılan e, binaların da depreme dayanıklı olduğunu düşünüyorum ama bunu daha ileri boyutta yapacağız ve bir afet koordinasyon merkezi çalışması yapıyoruz. Bütün birimleri orada toplayacağız. E, efendime söyleyeyim afet anda acil müdahaleleri sağlayacak izleme sistemi kuracağız şimdi bakın Esra Hanım, ben çok deprem yaşadım bu depremde yaşadım biz Adana'da işimizi bitirdikten sonra Hatay'a desteğe gittik arama kurtarma ekiplerimizde arama kurtarma ekiplerini ne kadar hızlı gönderirseniz ben o kadar doğru yere gönderirseniz o oranda hayat kurtarırsınız yani Hatay'da bu yapılamadı başka illerde de yapılamadı deprem çok büyük boyutluydu ama hazırlık sıkıldık hükümet de onu söyleyeyim. Dolayısıyla oradaki o izleme yerinden hangi sokağa biz arama kurtarma göndereceğiz? Hangi sokakta ihtiyaç var? Hangi sokakta kaç arama ihtiyaç, e kurtarma ihtiyacı var? Orada onu yönlendireceğiz. Böylelikle neredeyse tabii e bütün belediyelerden arama kurtarma envanterini alıyoruz. Hangi belediye ne kadar gönderecek onu bileceğiz. Ve hangi sokağa göndereceğimizi bileceğiz. Ben şurada ikaz ediyorum. Bütün vatandaşlarımız sakın deprem olduğunda arabanıza bir başka yere gitmeyin. Güvenli yere gitmek onların hakkı elbette. Ama bizim parklarımız bir güvenli alan. Toplanım alanları onlar olsun. Vatandaşlarımız yola çıktığında siz arama kurtarma araçlarını ve ambulansları gönderemiyorsunuz. Ki Belki, biz bunu yaşadık yani. Ben yaşadım. Bahçe. Kendi Önümde ambulans 5 dakika 10 dakika geldi diye... Hayatını kaybeden insanlar oldu. Kardeşlerim, arkadaşlarım oldu. Önümde oldu o iş. Ben ömrümde unutmam. Bir kızımın boynuma sarıp babamı kurtar Zeydan amca diye. Ömrümde unutmam. Onun için bu çalışmalar yapıyorum. O kadar yakinen biliyorum ki bu işleri. Yani biz böyle Adana'yı dirençli kent getirdiğimiz zaman depremi engelleyemeyiz. Ama depremin zararlarını engelleyebiliriz. Peki önümüzdeki 5 yıl içindeki hedef ne? Yani ne kadar binayı dönüştürmek? Yani, bina dönüştürmek noktasında belediyenin bir öngörüsü çok olmaz. Onu devlet yapıyor, bize yaptırmıyor onu. Ama şöyle bir çalışma oldu. Sayın Bakanımızla konuştuk. Çok böyle adanal gibidir e, Sayın Haseki. O yani 750 bin lira nakit kredi hibe veriyor. Yarısını de 750 de, yani onlarla birlikte şimdi şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bu binaların tamamıyla ilgili bir proje çalışmasını biz yapacağız denetim görevini de biz yapacağız. Yani onu bu, bu, bu e, ücretten, bu maliyetten kurtaracağız. Hayır, binalarımızı imar aşağıdan siz yapın derlerse onu olup konuşacağız. Peki önümüzdeki 5 yılı da konuşalım mı şimdi? Tabii. Ee, tabii. Adana'yı bir dönem daha talipsiniz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dönem daha talibim. Ee, başka dönemler olur mu olmaz mı bilmiyorum artık şimdiden onu söylemeyeyim. Şimdi 31 Mart'ta ee, buyurun önce siz e, tamamlayın. şimdi dedim ya yani belediye başkanı sıradan işler yapan bir belediye başkanı olmamalı. Siz de görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Adana'nın çok önemli değerleri var. Adana mesela bir kültür sanat merkezi, bir kenti, bir tur e, e, çok ciddi tarih kimlikler var. Onlar satılamıyor. E, tarihini lezzete evirmiş bir kent. Nefis lezzetler var. Yani Adana kebaptan ibaret değil sloganı benim mesela. Yani onun dışında olağanüstü çok sayıda lezzetler var. Bizim ustalarımızın eli de çok lezzetli. Yani malzemenin iyi olması yetmiyor. Yani elin de lezzetli olması gerekiyor. Dolayısıyla ben Adana'nın değerlendirilemeyen potansiyelinin değerlendirmesi noktasında da çok çalışma yapıyorum. Adana'nın bütün ülkede çok tanınmasını sağlayacak işlemler yapıyorum. Onun için bizim yaptığımız festivaller var, Bizim yapmadığımız festivaller var ama festivallerin yükünün büyük bir bölümünü biz seve seve çekiyoruz. Lezzet Festivali var, Tabii Portakal lezzet festivali var. O. Yani Valyum koordinatını yapıyor. Ee, portakal Çiçeği Karnavalı biliyorsunuz Sayın e, Ali Haydar Bozkurt onun fikir babasıdır ama anonimdir, halkın malıdır. O, onun için hani şimdi Turizm Bakanlığı da destek vermeye başladı, daha da büyüyecek. Dolayısıyla biz bunu yıllarda daha çok büyük yükünü taşıyoruz. İşte Altın Koza ve diğer festivaller. Bütün bunları Adana'nın çok önemli değerlerini yurt dışındaki kardeşlerimiz, yurt dışındaki insanlar bilsin ve Adana'ya gelsin. Ha yani Boşuna demiyoruz Adana'ya gel c Ben diyorum ki Adana'ya bir kez gel. Ben başka bir şey istemiyorum. Zaten siz zehirlenirsiniz. Bir kez gidince bir daha gidiyorsunuz sık, sık, zaten. Aynen evet, sizin söylediğiniz gibi. Ya, olay, Adana bizim bildiğimiz gibi Adana değilmiş. Evet. Ne harika bir yermiş diyorlar. Yani o kadar doğallığı insanlığı... Çok gerçek. Bizim... Biraz önce sizinle de konuşurken de evet. söyledim ya. Gerçek yani. Gayet tabii. Yüzünde gerçek vardır. Yani evet. yani eğer sizi sevmiyorsa onu yüzünden anlarsınız. Evet. Ama biz de olağanüstü bir misafirperver insan var. Sıcak kaldı derler Yadanalı ya Adanalı'ya. Öyle işte. Hem hem tarih kimlik var, hem havası güzel, hem çok güzel yemekler yiyor, hem tarih kimliği var. Onları görüyor. Ama onun da ötesinde onu sıcak karşılayan çok değerli kardeşlerim var. Ona da ta, ta, ta oluyor diye. Sayın Başkan, sizinle sohbet böyle çok güzel, çok keyifli gidiyor ama zamanımız daralmış. Yönetmenim evet. uyarıyor. Şöyle birkaç dakikamız var. Bu ikinci beş yıl için önceliklerinizi en azından ana başlıklar halinde evet. sormak isterim. İkinci beş yıl otogar yapacağız. İlk işimiz otogar. Hemen şunu söyleyeyim. Otogar çok tartışılıyor. Biz gündeme getirdik. Meclis onu reddetti. Bir, çok basit bir gerekçeyle. Bu otogar çok önemli bir otogar, ee, bunu ilk yılda gündeme alacağız. Arkasından, tramvay yeni onaylandı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. 110 bin metrekare kamulaştırma alanı var. Ee, ve kredi de bizim önümüze bir engel olmazsa 5 yılda bitireceğiz, e, hafif Sistemi'ni. Tramvay yapacağız, Turgut Özal Bulvar'dan Devlet Bahçesi'nden geçip, metro ile buluşacak bir tramvay yapacağız. Nostaljik tramvay yapacağız. Kent içerisine trafiği sokmayacağız. Sosyal konutlar yapacağız. Bu mağdur kardeşlerimizin gücü oradan şey atmayı almazsa 460 tane ikiz kule, ikiz villa yapacağız. 900 tane de şu konutlar yapacağız. Sosyal konut yapacağız. 8 kavşak yapacağız. 8 kavşak. 8 kavşak. Trafiği yani 3 3 alt geçit yaptık. 8 kavşak yapacağız. 8 kavşağında alt geçidi de Devlet yollarının yapmasını sağladık. ...hızlı tren yapıyorlar. Ee, dört köprü yapacağız. Dört büyük köprü yapacağız. Birisi Hadır Rahutlar arasında olacak. Birisi üniversite yolu üzerinde olacak. Birisi de... ...Zembilci Bulvarı'nda olacak. Birisi de Misis Köprüsü. Misis antik bir kenttir. Antik çağa kadar gidiyor. Olağanüstü... ...büyük bir kültür mirasıdır. Orada köprü çok değerli. Onun e, yıkılmasını engellemek için yanına bir, bir köprü yapacağız. Spor kompleksleri yapacağız. Ee, yaşlı yaşam merkezleri yapacağız ee, ve özellikle sokaktaki hayvanlarımıza başka bir gözle bakacağız. Aslında çok şeyler yaptık. Bizden önce başlayan bir barınak projesi vardı. Onu bitirdik biz. Türkiye'nin en iyi barınağı oldu. Yetmiyor. Orman Bakanlığından bir yer istedik. Onu 10 bin metrekareye çıkaracağız ve şu anda kısırlaştırmayı 25-30 bine çıkaracağız. Çünkü... Ben belediye başkanı olduğumda 4000 olan kısıtlaştırmayı 10000'e çıkarttık. Yeterli zana diyorduk. Şimdi popülasyon çok olduğu için 30 bin kısıtlaştırma yapacağız. Mama fabrikası kuracağız. Hem onları besleyeceğiz ve aç kalmalarına tahammülümüz yok. Onları doyuracağız. Hem bir yandan da onların azalmasını sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zamanımız Sürekli. kısıtlı olduğu için çok şey. var. ne kadar çok hızlı şey geçti var. ya? Çok hızlı geçti. Sizinle sohbet öyle oluyor. Evet. Çok <laughs> çok kötü. teşekkür ediyorum efendim. Çok kötü. Sağ ee, evet. tekrar hayırlı ama olsun. Yani sizin de program yapmak gerçekten güzel oluyor. Yani hemen geçti program ama yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Sağ efendim. Evet. Sağ olunuz. Sevgili kardeşlerim, Ramazanınız mübarek olsun. Adana artık evrenlerde. Biz sadece bir yıl değil. Adana'nın onlarca yılını kurtardık bu çalışmalarla. Ekonomik gelişimle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür tekrar hayırlı olsun. Tekrar Sağ olun. başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Efendim yerel seçim 2024'ün ilk dilimini kapatıyorum. Kısacık bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağım.